Hayır. Anne hayır. Bunların hepsi çok eski moda. Hepsinin modası geçmiş. Bu insanları çok övüyordun. Zenginler, öyleler, böyleler. Hani ne oldu? Neval kıyafet konusunda kötü bir zevkleri olduğunu biliyorum canım. Ama makyaj malzemeleri çok kaliteli ve markalı. Ve gönderdikleri set de çok pahalı. Günümüzde böyle ağır setlerden kalmadı. Işıklı setler yeniden moda oldu. Ve kayınvalidenin dileği düğün gününde aile mücevherlerini takman. Aile mücevherleri mi? Oldu. Bu insanlar gerçekten bu uyduruk şeyi takacağımı mı düşünüyorlar anne? İnanamıyorum. Ben tasarım mücevherler takacağım ve bilgin olsun diye söylüyorum, babamla konuştum. Bana Dubai veya Singapur'dan takı al dedim ve biliyor musun, o da kabul etti. Takılarım gelecek. Neval, senin neyin var? Yurt dışından almaya ne gerek var? Onları burada da buluruz. Tasarım bir şey mi istiyorsun? O zaman buradan al. Bir şey aklından çıkarma. Bu seti düğünde mutlaka takman gerekiyor. Tamam. Ama şimdi bana bu kıyafeti giymek zorundasın deme. Neval, tek kız olduğun için baban bir dediğini iki etmedi. Sana her zaman istediğinden fazlasını verdi. Şimdi küçük bir arzusu var. O aileye saygılı olmanı ve bizi onlara karşı küçük düşürmemeni istiyor canım. Vacaat Bey'e siz nasıl çocuk yetiştirdiniz dedirtme. Evlenmeyi kabul ettim. Başka ne yapayım? Ne istiyorsun? Senin her konuda bir itirazın var. Sürekli mutsuzsun. Dışarıdan gören de seni zorla evlendirdiğimizi falan düşünecek. Anne, senin seçtiğin çocukla evleniyorum. Senin istediğini giyiyorum. Arada ben de fikrimi söyleyeyim, değil mi? Sonuçta bu benim düğünüm. Bu hayatımın en önemli günü. Takıları ben seçmeyeyim, kıyafeti ben seçmeyeyim. Nasıl mutlu olayım? Senin neyin var bilmiyorum. Boş yere geriliyorsun. Böyle bir şeyin olması mümkün değil. Niye? Neden olmasın? Çünkü ben olmaz dedim, tamam mı? Çocuklarım için ne olursa olsun bakıcı istiyorum ben. İki çocuğa bakmak kolay mı sanıyorsun? Bana bak. Dünyada ikiz doğuracak ilk kadın sen değilsin, tamam mı? Kadınların çocukları olur ve onlara bakarlar. Ama ben tek bakamıyorum. İkiz olunca bana hiç zaman kalmıyor. Biri uyuyor, diğeri kalkıyor. Biri acıkıyor, bir diğeri altını pisletiyor. Biri oyun istiyor, diğeri süt. Hayatım cehenneme döndü, delireceğim artık. Tamam, sakin, tamam. Bak, bu yeni bir şey değil. Olması gereken neyse o oldu. Her anne hayatında bu zorluklardan geçiyor bir şekilde. Evet, orta sınıf aileler geçiyor. Bizim gücümüz farklı, sınıfımız farklı. Ama neden hala bunlar bizim için bir sorun? Mesele para meselesi değil yahu. Tamam. Annem ve babam çocuklarımıza bir bakıcının bakmasını hiç istemez. Bakıcı mı onlara? Beni anlamaya çalış lütfen. Ve ailemizde bugüne kadar... Aile. Ailen aşçı tutmamı istemediklerinde onları dinledim. Ama hala bir değerim yok. Bu yüzden bu kez benim dediğim olacak. Çok ciddiyim. Süheyb'in düğününden önce bir bakıcı istiyorum. Düğünde çok iş olacak, alışveriş yapılacak, misafir ağırlanacak, dans edilecek. Peki ben iki çocuğa nasıl bakacağım? Tamam, dur, tamam. Rica ediyorum, beni anlamaya çalış lütfen. Biliyorum, haklısın. Yani sana hak veriyorum. Ama bak, Nevin de burada. O çocuklara bakarsan... Kardeşinin yardımına ihtiyacım yok. Tamam mı? Yardım istemiyorum. Ben bu evde bir bakıcı istiyorum ve son sözüm de bu. Hem o daha çok genç, profesyonel biri değil. Anlıyor musun? Kiran... Allah'ım, ben ne günah işledim böyle. Peki. Çok ciddiyim anne. Süheyb turnayı gözünden vurdu. Öyle varlıklı bir aileden kız aldı ki kendisi bile onların yanında fakir kaldı. Ve tek bu değil. Kız çok güzel, eğitimli ve üstelik İngilizcesi çok iyi. Eğer o bu eve gelirse benim bu evde hiçbir değerim kalmaz. Zaten kimse beni umursamıyor. O da gelince kimse beni adam yerine koymaz. Neden korkuyorsun? Ailesi varlıklıysa ya da güzelse ne olmuş? Canı cehenneme. Biri kızımla güzellik konusunda rekabet edebilir mi acaba? Allah'a şükür ki seni böyle güzel olduğun kadar zeki yaratmış. Sen bu tür kızları dakikalar içinde dört döndürürsün. Aman anne, anlamıyorsun. O kız gerçekten çok güzel ve tek bu değil. Sanırım onun yabancı diploması var. Sürekli onun hakkında konuşuyorlar. Naval öyle, Naval böyle. Kimse beni umursamıyor. Aa, o zaman kayınvaliden onu tepesine çıkaracak. Onu diyorum. Ama bana gelince hepsi bir plan yapıyor. Hey, bırak yapsınlar. Yaptıklarıyla kalırlar. Senin kimseden korkmana gerek yok. Sen kocana 2 tane çocuk verdin. O eve bir varis verdin. Ve fabrikanın başında kocan var. Bütün aileye o bakıyor. Kocanın yanında Süheyb kim oluyor anlıyorsun değil mi? Ha? Niye korkuyorsun? Kimseden çekinme sakın. Evet anne, çok haklısın. Çok şükür İyiyim. Seninle konuşunca iyi hissediyorum. Yoksa o insanlar beni delirtecek. Neyse, bu konuyu kapatalım artık. Sana ne diyeceğim? Bugün beni alışverişe çağırdılar. Annemin söyledikleri yüzünden mi yoksa Süheyb'in düğünü için mi hemen kalktın? Ondan değil abla. Ben kırılmaya alışkınım. Merak etme. Hiçbir şeye üzülmüyorum. Kırılmıyorum. Çocukluğumdan beri yengemin bu davranışlarına alıştım. Şimdi o gitti. Rizvan ve ablası başladı. Ve Süheyb'e gelince onun adına çok sevindim. Umarım eşiyle hayatı boyunca mutlu olurlar. Onlar için dua ediyorum. Kardeşimin büyük bir kalbi var. Bunca olandan sonra hala ona dua ediyorsun. Ama o bunları hak etmiyor. Korkak, yalancı ve düzenbazın biri. Hayır abla. Her ne olduysa Süheyb'in bunda bir suçu yok. Bütün bunlar Kiran'ın planıydı. Ve kaderimin küçük bir hatası. Buna alışmak zorundayım. Hayır. Kabul et ya da etme. Hepsi Süheyb'in suçu. Madem seni sevmişti, sana güvenmesi lazımdı, değil mi? Ve onun sevgisine o kadar güvendin ki en azından senin sevginin hatırına bir şeyler yapmalıydı. Abla, bu konuyu sonsuza dek kapatmak istiyorum. Artık Süheyb'i unutmak istiyorum. Onu kalbimden çıkartmak istiyorum. Ama sen her zaman ondan bahsediyorsun ve yaralarımı tazeliyorsun. Lütfen artık Süheyb hakkında konuşma. Ve bana onun düğününe gideceğine dair söz ver. Onu benim adıma tebrik et ve Neden sürekli karımı arıyorsun sen? Söyle! Hiç utanmıyor musun? Rizvan ver. Evimi ve karımı arıyorsun ve ona eski sevdiğinin aşk hikayesini mi anlatıyorsun yoksa? Rizvan ne diyorsun? Sen sus! Sen benimle nasıl konuşuyorsun öyle? Konuşma adabın yok mu senin? Bana adabı sen mi öğreteceksin? Önce kendini öğrensene. Sana defalarca karımı arama dedim. Abla telefonu kapat. Evli bir kadını kışkırtıyorsun. Utanman yok mu senin? Bırak! Ha? Seni son kez uyarıyorum. Eğer bir daha benim karımla konuşmaya kalkarsan sonu kötü olur, tamam mı? Ne terbiyesiz bir çocuk bu. Kardeşim onunla nasıl mutlu olacak? Rizvan, ver şunu. Sus! O adamı hala unutmadın mı sen? Ha? Konuş. Bundan sonra ablanla konuşmayacaksın. Tamam mı? Çok üzüldün değil mi? Görüyor musun? Sevdiğin adam sonunda evleniyor. Aa! Bana cevap ver. Onunla hala gizlice buluşuyor musun yoksa? Rizvan, sen ne saçmalıyorsun? Bir de utanmadan bana sesini mi yükseltiyorsun? Benim saçmaladığım falan yok. Anlıyor musun beni? Saçmalayan kişi ben değilim. Sensin! Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.